Evet, merhaba arkadaşlar. Sıradaki örneğe baktığımızda verilen devrede işte ABCD şıklarını ben size kısaca özetleyeyim. Verilen devrede T eşittir 0 anında anahtar 1 konumuna getiriliyor ve 1 tau süresi sonra anahtar 2 konumuna getiriliyor. Akımları ve gerilimleri bulun, denklemlerini ve eğrilerini çizin demiş. Şimdi devreye baktığımızda alışa geldiğimiz kondansatör ve gerilim kaynağı devresi değil. Burada bir akım kaynağı var. Buna paralel bir direnç değeri var. Yani bizim işte en çok karşılaştığımız şeyler bu tip şeyler. Yani hocam sınıfta farklı örnek çözüyorsunuz, sınavda farklı örnek soruyorsunuz dediğiniz olay aslında tam olarak bu. Yani güzel bir sınav sorusu olacak. Çünkü aynı zamanda öğrencinin kaynak dönüşümüne yetisi var mı? Kaynak dönüşümü yapabilir mi? Kaynak dönüşümünü düşünebilir mi? Aklına getirebilir mi? Bunu test eden güzel bir soru. Bakın, bir akım kaynağı ve yana paralel bağlı bir direnç var. Öyleyse ben bu şekilde de çözebilir miyim? Çözerim ama daha çok uğraşırım. O yüzden bunu bir gerilim kaynağı ve bir direnç haline getirmek istiyorum. Bunu gerilim kaynağı haline getirdiğimde buradaki 5K'lık direncim buraya seri direnç olarak gelecek. Bakın şurada olduğu gibi. İşte hocam böyle sorsaydınız ben bunu çözerdim ama böyle sorduğunuz için çözemedim. Bu tip bizim en çok karşılaştığımız öğrenci arkadaşlarımızdan serzenişler bu şekilde. Ama işte bu kaynak dönüşümünü düşünebildiğiniz anda gördüğünüz gibi soru klasik bir kondansatör şarj deşarj sorusu haline geliyor. Evet, anahtarı bir konumuna alıyoruz T eşittir sıfır anında. Anahtarı bir konumuna aldığımızda şu seri devre etkin hale geliyor. Yani 5 ve 3K'lık iki direnç üzerinden IC akımı geçerek kondansatörümüzü şarj ediyor. Tau'yu hesaplayacak olursak R çarpı C 5 artı 3 8 çarpı 10 mikrofarad, o da eşittir 80 milisaniye olarak tau değerimizi belirliyoruz. Ve gerilim denklemimizi yazıyoruz. 20 volt 1 eksi E üzeri eksi T bölü 80 olarak gerilim denklemimizi yazdık. Anahtarı bir konumundan iki konumuna getirmek için bir tau süresi geçmesini istiyor soruyu soran kişi. Öyleyse 80 milisaniye sonra anahtarı bir konumundan iki konumuna getiriyoruz. Anahtarı bir konumdan iki konumuna getirdiğimizde devre artık bu şekli alacak. Kondansatörümüz deşarja başlayacak. Kondansatörümüzün şarj denklemi bu idi. Yani anahtarı bir konumundan iki konumuna getirdiğimiz anda kondansatörün uçlarında ne kadar gerilim depo edilmiştir, ne kadar gerilim vardır. Bunu işte bu şarj denkleminde T yerine 80 milisaniye yazarak işte burası E üzeri eksi 1 yapacaktır. O da 0,368, 21 eksi 0,368, 12,64. Yani anahtarı bir konumundan iki konumuna getirdiğiniz anda şu uçlarda 12,64 volt gerilim olduğunu buradan anlıyoruz. Evet, şimdi deşarj devremizin farklı bir zaman sabiti var. Çünkü deşarj devremizde 1K'lık ve 3K'lık iki direnç devrede. Buradan yine RC formülünden tau'yu 40 milisaniye olarak hesaplıyoruz. Yani kondansatörümüzün deşarj zaman sabiti 40 milisaniye ve deşarj denklemimizde V0 gerilimimiz 12,64'lü çarpı E üzeri eksi T bölü tau olarak yazıyoruz. Şimdi de şarj eğrimize baktığımız zaman T eşittir sıfırda anahtarı bir konumuna getirdik. Kondansatörümüz şarj olmaya başladı. Bir tau süre geçtikten sonra anahtarımızı iki konumuna getirdik. Kondansatörümüz 12,64 volta şarj olmuştu. Ondan sonra deşarja başlayacak. Deşarj için geçen süre 5 tau olacak. Fakat buradaki tau deşarj tausu. Bunu unutmayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi akımlara bakalım. Anahtarı kapattığımız anda kondansatörümüz kısa devre davranışı göstereceği için bu devrede geçen şarj akımının ilk değeri, şarj akımının başlangıç değeri ne olacaktır? 20 bölü 5 artı 8, 2,5 miliamper olacaktır ve akım denklemimizde 2,5 eksi E üzeri T bölü tau. Tabii ki bu şarj tausu. Yani şarj devresi zaman sabiti. Buradan arkadaşlar 80 milisaniye sonra anahtar iki konumuna getirdiğimiz anda şarj akımımız neymiş? Bunu da hesaplayabiliyoruz. T yerine tau'yu yazarak o da 0,92 miliamper çıkıyor imiş. Peki deşarj akımına bakalım. Deşarj akımımız nereden başlayacak? Deşarja geçtiğimiz an 0,92 miliamperdi. Kondansatörün şarj olma anında, yani T eşittir anahtar 1'deyken kondansatörümüzün üzerinden geçen akım 0,92 idi ve biz anahtarı 2'ye getirdik.
Anahtarı ikiye getirince devremiz değişti. Devrede olan dirençlerimiz değişti. İşte deşarj akımını belirleyen dirençler R2 ve R3 dirençleri. Başlangıçta yani deşarj başladığı an gerilimimiz 12,64'tü. Dolayısıyla bu iki direnç üzerinden aktığı için 12,64 bölü 4K'dan 3,16 miliamper deşarj akımı geçmeye başladı. Ve deşarj oldukça bu akım azalacak ve 5 tau süresi sonunda sıfıra gelecek. Eksi olmasının sebebi dediğim gibi biz şu eğriyi elde ediyoruz. Bu eğri şarj akımı eğrisi. Bakın 2,5'tan başladık. Anahtar bir konumunda. Burada anahtarı 2 konumuna getirdik. Eksi 3,16'dan başladık. Eksi olmasının sebebi akan akımın, ığcı akımının tersi yönde olmasından kaynaklanıyor. Evet, güzel bir örnek. Pek çok bu zamana kadar anlattığımız şeyi içinde barındıran bir örnek. Umarım faydası olmuştur.